Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Son dönemlerde zaman zaman gündeme tanımlanamayan uçan cisimler yani UFO'larla ilgili konular gündeme geliyor. Hatta Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir Twitter paylaşımında bulundu. Uçakların gelişmesine rağmen uçak sistemlerinin o kamera sistemlerinin çözünürlüklerinin yükselmesine rağmen UFO görüntülerinin hep aynı olduğunu söyledi ve binlerce kişi bu e, Twitter mesajını paylaştı, altına yorumlarda bulundu. Bu durumlar yaşanırken iki gün önce kaptan pilot Beli Okkaloğlu ile bir röportaj yaptık. Gerçekten bir saati aşan çok hoş, çok keyifli bir havacılık sohbetiydi. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Meraklı arkadaşlarımız izleyebilir bunu. O röportaj sırasında Beli Okkaloğlu Türk Hava Kuvvetleri'nde çok ciddi bir şekilde raporlanmış bir UFO olayını anlattı. Bu olay 2000'li yılların başında İzmir'de meydana gelmişti. O günlerde T-37 tipi jet eğitim uçağıyla bölgede çalışma yapan bir öğretmen pilot ve yanında da bir öğrenci pilot vardı. Bu UFO olayına şahit olmuşlardı. Ve bu olayın detaylarını Beli Kaptan bakın bize böyle anlatmıştı. Murat Yılmaz sormuş diyor ki hiç UFO gördünüz mü hayatınızda, uçuş hayatınız sırasında? UFO gördüm mü? Ee, uçuşta hiç UFO görmedim. Yani ben UFO görmedim. Ee, ama benim e, çok sevdiğim bir kardeşim, e, öğrencilerimden benim e, UFO e, görmüşlüğü var. E, neler görmüş sizde paylaştı mı? Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir görüntü benle, görmüş mesela? Ben de paylaştı ve e, bu resmi kayıtlara da geçti. Hava resmi kayıtlarına da geçti. E, sanıyorum e, 2002 senesi olabilir. E, 2002 senesinde e, olay Çili'de gerçekleşiyor. E, ve gündüz şartlarında hani gece gördüm ışık parladı bilmem ne değil yani gündüz. E, bu kardeşimiz e, T-37 uçağında öğretmen pilot. E, yanında da öğrencisi var Teğmen. E, beraber kalkıyorlar Çiğli'den. E, şey İzmir tarafını bilenler bu e, şeyi bilirler. Çandarlı tarafı hemen çok yakındır yani zaten o çevre çalışma sahaları. E, Çandarlı üzerinde işte veya Bergama o otur oralarda e, işte görerek akrobasi bilmem ne şudur budur çalışırlarken e, önlerine bir cisim çıkıyor. Hani e, ondan sonra ve onların e, ifadesi bu e, istediği zaman havada durabiliyor. istediği zaman etraflarında dolaşabiliyor. Yani bugün e, T-37 uçağı nereden baksanız e, 150 natla hani 300 nat arasında, 320 nat arasında sürati değişebilen yani e, yavaş bir uçak değil. E, çok keskin hareketlerle e, etraflarında e, dolanan bir cisimle karşılaşıyorlar. E, ve e, İzmir radarına, Efe radarına bunu rapor ediyorlar. Diyorlar ki biz şu çalışma sahasındayız, şu irtifadayız. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bize bilgi verir misiniz falan. Oradan gelen yanıt biz sadece sizi görüyoruz. Sizden başka bir şey görmüyoruz. E, tabii bir iki döndükten sonra e, şey yapıyorlar. Tabii tedirgin oluyorlar ve e, kafayı verip çiğliye acil iniş istiyorlar. Tabii e, bu esnada radar vasıtasıyla hava kuvvetleri e, bilgilendiriliyor vesaire. O onlar inene kadar da e, hava kuvvetleri istihbarat e, biriminden bir ekip ulaşıyor şeye. Chili'ye. E, hemen yaptıkları şey e, ekibi yani o e, öğretmen pilot ve öğrenci pilotu alıp e, ayrı ayrı çapraz sorguya alıyorlar aynı anda. Ve yaptıkları şey hani siz ne gördüğünüz anlatın değil de gördüğünüzü çizin diyorlar. Ee, her ikisi de çiziyorlar ayrı ayrı yerlerde. Ve yan yana koyduklarında aynı resim çıkıyor ortaya. Bu da e, benzeyen şey e, alt tarafı e, bir dondurma külahını andıran konik. E, üst tarafında da değişik renklerde ışık saçan toplardan oluşan yani bu gündüz tarifi bunlar ve bir takım işte çıkıntıları vesaireleri olan bir cisim hatta biliyorsunuz böyle bir şeyler olduğunda veya anlatanlara hani atıyorsun bilmem ne gözüyle bakılır ya bu kardeşim çok ciddi bir şekilde hani dedi ki kimse kusura bakmasın ben ne gördüğümü biliyorum ve bunları da oturdu anlattı bana ben de size aktarmış olayım bu şekilde Ufolara ister inanın ister inanmayın ama benim görüşüm dünya dışı varlıklar olduğu yönünde ve tabii ki bu tür UFO araçlarının uçuşlarına da en fazla dünyada şahit olan kişilerin başına da pilotlar geliyor. Gökyüzünde binlerce uçuş saatini deviren, çok farklı irtifalarda, dünyanın çok farklı yerlerinde görev yapan pilotlar zaman zaman UFO'larla karşılaşıyor. İşte Beli Okaloğlu kaptanın anlattığı UFO hikayesini detaylıca dinlediniz. Bunun dışında iki olay daha hava yolu pilotlarımızca dikkatli bir şekilde medyayla paylaşılmıştı. Ben kuşkusuz paylaşılmayan çok sayıda da olayın olduğuna inanıyorum. Bu olaylardan biri 1989 yılında meydana gelmişti. Ve geçtiğimiz yıllarda rahmetli olan kaptan pilot Selahattin Sivri Zürih'ten Antalya'ya uçarken 1989 yılının Ekim ayında UFO gördüğünü o dönemki Hürriyet gazetesine anlatmıştı. Bir başka olay ise 2019'un Mayıs ayında meydana gelmişti. Yine Türk Hava Yollarında uçan İstanbul Köln uçuşunu yapan kaptan pilot Atilla Şentürk kokpitten çektiği bir görüntüyü paylaşmıştı. Kaptan pilot Atilla Şentürk bir saniye boyunca çok hızlı hareket etti. Bundan daha hızlı hareket eden bir cisim görmedim. Diye bu çektiği videonun altına bir bilgi girmişti. Bu da gerçekten UFO kayıtlarına gelen önemli kaynaklardan biri olmuştu. Geçtiğimiz yılda da Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon savaş uçaklarının head up display yani başüstü ekranlarındaki bu ekrana bakarak pilot uçuşunu gerçekleştirir. Havada da ittalaşlarında karşısındaki uçağa buradan e, işte radar kilidi atar veya füze ile ilgili kilidini atar, takip eder. Buradaki head-up display başüstü gösterge görüntülerinin bir kısmını e, kamuoyuyla paylaşmıştı. Burada da çok hızlı uçan çok farklı cisimler pilotlar tarafından kovalanıyor ama bir şekilde bu cisimleri yakalamak mümkün olmuyordu. Beli Kaptan'ın anlattıklarını gerçekten tarihe, Türk havacılık tarihine bir not düşmek üzere bu videoyu hazırladım sizlerle. Bu tür ilginç olaylar yaşadıysanız, gördüyseniz, şahit olduğunuz sayınız veya etrafınızda buna şahit olan kişiler varsa lütfen bana yorum yazın. Bizlerle temas kurmak isterseniz info.tolgozbek.com adresine mesajlarınızı bekliyoruz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.